aslında başta şunu söyleyeyim Nazım abi, ben çok fazla cezaevi denmesini de onaylamıyorum. Çünkü bizim suçumuz yok ki onun karşılığını bir ceza lafıyla, sözüyle hani endekslenmesi çok doğru gelmiyor. Çünkü gerçekten bir hapishane. Şundan dolayı benim yaşadığım süreçte de ben biliyorsunuz HDP'nin İzmir milletvekili adayıydım. 7 Haziran seçimlerinde ve o dönem IŞİD üzerine Kobani sürecinde ve IŞİD'in yaptığı katliamlar üzerine, Ankara katliamı ve yaşatılan o sürece dair, Ezidi katliamına dair kitleye karşı yaptığım konuşmalar, söylemlerden dolayı hakkımda hapis kararı verilmişti. Şaşırmıyoruz zaten buna. Bunun devamında benim Almanya'da ve yurt dışının farklı bölgelerinde etkinliklerim vardı. Ben hapishaneye gireceğimi bile bile ülkeye dönüş yaptım. Ve yaşadığım süreçte de elbette çok büyük hukuksuzluk, çok büyük adaletsizliğin ve bu ülkede ne acı ki tüm birimlere, en ucra alanlara dahi işlediğini en ağır şekilde gördüm. Çünkü 4 ay boyunca istedikleri söylemde bulunmadığım için, onların dediğini kabul etmediğim için, çıplak aramayı kabul etmediğim için 4 ay boyunca hücrede kaldım. Tek başınaydım, 7 metrekare içinde, böceklerin içinde, farelerin içinde bir süreç geçirdim. Son bir haftasında da Eskişehir hapishanesine sürüldük. Orada 127 tane adli tutsağın içinde tek siyasi tutsaktım. Tabii ki zordu ama çok müthiş bir deneyim de oldu. Bunu da kesinlikle söylemem gerekir. Çünkü oradaki o yaşanılanlar, kadınlarla birebir yaptığım konuşmalar, hayatta belki yan yana gelemeyeceğim kadınlarla paylaştıklarım, bunların hepsi benim hayatımda çok büyük bir yer kapladı. Pek çok röportaj yaptım mesela, daha bunları hiç paylaşmadım ama aslında örgütsüz kadının ülkedeki yeri ve bugün en çok kullanılan baktığınızda kadın kimliği üzerinden çok daha büyük bir direnişin belki başka boyutların ortaya çıkması gerekliliği. Hep çalıştım, hep yazdım, hep okudum. Hiç boş durmadım, hep üretime döndü oradaki süreci. Ama bir gerçek vardı ki, ben ülkemi çok seviyorum, ben insanımı çok seviyorum. Bu 72 milletleriz de biz Aleviler, hani 72 milleti bir nazarda görmek. Bu felsefeyle büyüdüğü çocukluğumuzdan itibaren, halkların kardeşliği evet ama önce halkların eşitliğini sahiplendiğim için aslında ben hapishane sürecini yaşadım. Çünkü hiçbir halkın, hiçbir ulusun birbirinden üstünlüğü değil, aksine bizim beraber yaşamamız için ilk gereken koşulun eşitlik olduğuna inandım. Bunları ifade ettiği için de KCK'den alındım.